Doğru, iyi bir oyunla kazanmayı başardık. 23 puanı yakaladık. Önümüzde 3 maç var. Sezon başında, sezona başlarken 25 puanlar civarında yakalayabilirsek iyi olur diye düşünüyorduk. Hatta bunun da hani bir adım ötesi de sezonu da 50-51 puan civarında kapatabilirsek yani Konyaspor için bir eşik daha diye düşünüyorduk. En azından şu anda burayı görme ihtimalimiz çok arttı. Umut verici tabii son haftalarda hem yükselen grafik hem Antalyaspor'da oynanan oyun, girilen pozisyonlar, atılan goller, alınan 3 puan umut verici. Ama öbür taraftan da bir başka bir gerçek var ki Türkiye Ligi çok zor ve kuvvetli takımlardan oluşuyor. Kolay olmuyor bir takım şeyler. Şimdi de bu hafta hedefimize en yaklaşacağımız maç olarak gözüken maçı oynayacağız Kasımpaşa'yla. Kasımpaşa için de birkaç cümle söylemek gerekiyor herhalde. Ligin kadro kalitesi açısından çok iyi bir antrenörleri var. Kadro kalitesi açısından da çok ligin herhalde kadro üstü takımlarından bir tanesi. Kendi sahalarında oynayacaklar. Onlar da özellikle biraz dalgalı seyir izledikten sonra son haftalarda yavaş yavaş yükseliş trendine geçtiler. Aynı şeyleri bizim düşündüğümüz şeyleri, aynı şeyleri onlar da düşüneceklerdir bizi yenerek. Üst grubun daki yerlerini pekiştirmek isteyecekler. Aynı düşüncelerle savaşan, mücadele eden iki takım olacak. Ancak maça bildiğiniz gibi çok uzun bir süre var. Önce bunlarla düşüneceğiz. Biraz takımı toparlayacağız. Ondan sonra da maçın ayrıntılarıyla beraber, rakip takımın ayrıntılarıyla beraber daha fazla yoğunlaşmaya başlayacağız. Hocam, şampiyon takımları bir kenara bırakacak olursak, Anadolu takımlarında da bir yükseliş var. Akhisar, Antalyaspor işte vesaire takımlar. Bunların çıkışını neye bağlıyorsunuz? Ligin kalitesinin artmasının yanı sıra. Yani iyi kadrolar kuruldu bence. En önemli tarafı bu. İyi kadrolar kuruldu ve kadrolar da iyi yönetiliyor demektir. Bu aslında bunu bağlayacağımız yani en basit, en temel düşünce burasıdır herhalde. Hem kadroların, kadro seçimlerinin doğru olması, aynı zamanda seçilen kadroların doğru yönetilmesi olarak gözüküyor. Biraz evvel de sözlerimin içinde vardı. Bu sene, geçen sezon da böyleydi. Geçen sezon da buna yakındı ama bu sene biraz daha arttı. Takım kalitesi, kadro kalitesi takımlarda da arttı ve çok zor maçlar. Her biri birbirinden değerli rakipler, her biri birbirinden değerli zorlu maçlar olarak gerçekleşiyor. Bunun da temel nedeni biraz evvel de söylemeye çalıştığım gibi kadro kalitelerinin artması ve bunların da iyi yönetilmesi. Mehan'ın bir sakatlığı var sizden. Yani onu herhalde bir 3-4 gün içinde, 4-5 gün içinde kesinleşir diye tahmin ediyoruz. Umarım, diliyorum önce sağlığı açısından ciddi bir şey yoktur. Eksikliğini hissedeceğimiz oyunculardan bir tanesi bir taraftan da. Ama önce sağlık tabii inşallah. Yani şu anda çok net bir şey söylemek çok erken. Dizle ilgili bir problem. Belki bir 3-4 gün içinde, bir hafta içinde netleşir diye durumu bekliyoruz. Amacımız tabii ki grubu ön sırada bitirmek ve bundan sonraki tur içinde önce birinci ön sırada bitirip bundan sonraki tur içinde bir avantaj sağlamaya çalışmak. Bununla beraber şunu da söylemek lazım. Bu sene nispeten geçen sezona göre kadro derinliği açısından biraz daha iyi olduğumuz söylenebilir. Dolayısıyla gücümüz nereye kadar yetecek onu bilmek, kestirmek mümkün değil tabii ama diğer taraftan bu sene kupada yani sadece oyuncularımızı görme, oyuncuları seçme açısından değil, aynı zamanda da en azından yani biraz birkaç adım daha öteye doğru gitme iradesini göstereceğimizi tahmin ediyorum. Ve bunu da istiyoruz açıkçası.